Arkadaşlar merhabalar, bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözüme başlayalım. ABCD yamuk, paralellik zaten otomatik var. AE uzunluğu K iken EC uzunluğu 4K verilmiş. Hemen şuraya 4K yazalım. Alan ABCD nedir diye soruluyor. Şuradaki alanda 1 olarak verilmiş. Arkadaşlar şimdi 1'e 4 oran var kelebekte. Evet, burada da 1'e 4 oran olacak kelebekten dolayı. A ise 4A. Alan dağıtalım. A'da kalan 1 ise 4A'da kalan 4'tür. Hocam K'da kalan 1 ise 4K'da kalan 4'tür. A'da kalan 4 ise 4A'da kalan, tepe noktası C'ye göre baktığımızda A'daki 4 ise 4A'daki de 16'dır. Ve tüm alan çıktı mı çıktı. 16, 4, 4 ve 1'in toplamı kaç yapıyor? 25 yapıyor. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik 2'ye. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen alanı köşegenlerin çarpımının yarısına eşittir. Eyvallah, bunu biliyoruz. ABCD dörtgeni biçimindeki örtü yüzeyi, KLMN dikdörtgeni olan masa ya KLMN uçlarının kenar orta noktalarına gelecek şekilde konuluyor. Arkadaşlar kenar orta noktaları olacak şekilde şöyle konuldu. Tamam, sonra bunlar ne oldu arkadaşlar? Aşağı doğru sarktı değil mi şu üçgenler şöyle? Peki AC 90. AC'yi 90 vermiş. Hocam bu 90. Sonra BD'yi de 120 vermiş. BD de 120. E hocam köşegenler dik ya. Şimdi bu orta tabandan dolayı paralel. E şunlar da orta tabandan dolayı paralel. 90 ise yönünde eşitten burası 90, burası 90 oldu mu o zaman? Evet. Bir köşegen 90, diğer köşegen 120. Bir de dörtgende şöyle bir şey vardı. Orta noktalar alındığı zaman buradaki alan tüm alanın nesiydi arkadaşlar? Yarısı değil miydi? Evet. Sarkan yüzeylerin alanları toplamı. E bu, şimdi şöyle göstereyim isterseniz. Bir dörtgende orta noktalar alındığı zaman bu alan neydi? Tüm alanın yarısıydı. E hocam geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı. Sarkan kısımlar da o geri kalan şu parçalar değil mi? Yani tüm alanın yarısı yapmayacak mı? Yapacak. E zaten ben dörtgenin tüm alanını bulurum. Dörtgenin tüm alanı ne? 90 çarpı 120 bölü 2. İşte bir de bunun yarısı bana şeyi verecektir. Bu tüm alandır arkadaşlar. Tüm alanın yarısı da sarkan kısımları verecektir. Evet gençler, buradan kaç yapıyor o zaman? 4'e bölsen 30, 2700 mü yapıyor? Evet, cevap buradan 2700 çıktı arkadaşlar. İkinci soru denizli oldu. Tekrarlıyorum. Şu alan tüm alanın yarısı, geri kalanlar da tüm alanın yarısıdır. Tüm alan köşegenler çarpımının yarısı. Bir de bölü 2 yapınca o da tüm dörtgenin alanının yarısını veriyor. Yani şu sarkan kısımların alanını veriyor bize. Evet, ikinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. Alan AB'yi kaç vermişler? Bakıyoruz. ABE'yi 39 vermişler. Tamam. Alan ABCD isteniyor. Arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Neyi biliyoruz? 5'teki alan 5A ise 6'daki alan 6A'dır. 13'teki alan 13A'dır. Tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde ters düz üçgenlerde de alan dağıtımı yapabiliriz. Tabii ki paralel doğru arasındaki üçgenlerde. E o zaman 6A 39 ise A buradan kaç yapıyor? 3'e bölsen 13, 3'e bölsen 2, 13 bölü 2 yaptı. Bizden alan ABCD isteniyor. Alan ABCD'de topladığın zaman kaç yapıyor? 18, 24 A yapıyor. 24 çarpı 13 bölü 2. Yani 144, 132 mi yapıyor arkadaşlar? Sanırım 132 yok. Kaçı? 13 ile 156 yapıyor arkadaşlar. Şununla şu sadeleşti. 12. 13 ile 12'yi çarpınca 2 kere 3 6, 2 kere 1 2, 26, 13, 156 yapıyor arkadaşlar. Buradaki cevabımız. Evet, cevabımız böylelikle Akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. İkizkenar yamuk. İkizkenar yamuksa şu eşitleri yaz. Sonra çevre ABCD'yi vermiş. Bir de burada bir şey vermiş. Şuraya bir A dersek. Bak, BC uzunluğuna A demeyelim. Şu X neyse A diyelim. BC uzunluğuna A dersem A. AB uzunluğu A-15 mi oldu? Evet, A-15 oldu arkadaşlar burası. Bir de ne var burada? Hocam açıortaylık var. Açıortaylık ve paralellik aynı anda olduğunda Z'ye dikkat diyorduk. E hocam çizgiye çizgi geldi. Yani X kenarlık çıktı burada arkadaşlar. Burası da A oldu. Çevreyi de 72 vermiş bize. Toplayalım. 1, 2, 3, 4 tane A var. Artı 7 eksi 15. Artı 7 eksi 15 eşittir 72 olarak verilmiş. Hocam bu 7'den 15 çıkınca eksi 8 yapar. Öbür tarafa artı 8 diye geçti. 4A eşittir 80 yaptı. A da buradan kaç yaptı? 20 yaptı. Bizden ne isteniyor? DC isteniyor. A 20 ise DC uzunluğu da kaç yapacaktır? DC uzunluğu da A artı 7 olduğundan o da 27 çıkar arkadaşlar. Evet, dördüncü soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik beşinci soruya. Şimdi oranlamalar verilmiş. Oranlamaları yazalım. Hocam burası K iken burası 2K. AE uzunluğu K iken EC uzunluğu 2K verilmiş. Bir de BE uzunluğu 3A iken
3A iken ED uzunluğu 4A verilmiş arkadaşlar. 4A verilmiş. Sonra AB'yi vermişler bize 15 diye. Arkadaşlar oranlamalar var, alan dağıtacağız. K'da kalan 15 ise 2K'da kalan nedir? 30'dur. Hocam 3A'da kalan 30 ise 4A'da kalan nedir? Bak 10 katı 10 katı tepe noktası C'ye göre alan dağıtıyorum. 40 yapar. Hocam ondan sonra 3A'da kalan 15 ise bu sefer A'ya göre bakıyorum. 3A'da kalan 15 ise 5 katı 5 katı o zaman burası da 20 yapar. Alan ABC'de 15, 30, 40 ve 20'nin toplamı soruluyor bize. 90, 105 mi yapıyor arkadaşlar? Böylelikle cevabımız evet. 5. soru Edremit oldu. Geldik 6'ya. Bir kere açıortaylık var. Z'ye dikkat değil mi? Gençler artık alıştınız buna. Hop nokta açısı. Hocam burası ne oldu? 15 oldu. Peki. Sonrasında 12'yi kullanacağım. Hocam dik yamuk ya. 12'yi nasıl kullanırız? Şöyle dik çizecek olursak. Diki çizdiğin zaman hocam burası 12 ise burası da 12. 12, 15 ne üçgeni? 9. Tamamı 15'ti. Buraya ne kaldı o zaman? 6. Şimdi boyalı alanında 20 vermiş. Ben buraya A dersem. A artı 6 ise yukarısı da dikdörtgenden dolayı A artı 6'dır. Alt taban artı üst taban. Yani 2A artı 6 çarp yükseklik bölü 2 kaç verilmiş bize? 120 verilmiş. Hocam 20, 14, 7. A'yı buradan 7 buluyoruz. Şunu da şu sadeleşince 10 yaptı. 20 yaptı 2A artı 6. 2A artı 6 eşittir 20 ise 2A eşittir 14'ten. A'yı buradan kaç bulduk? 7 bulduk. Bizden DC isteniyor. Arkadaşım DC uzunluğu da neye eşit? A artı 15 eşit olduğundan o da 22 yapar arkadaşlar. Çünkü biz A'yı kaç bulduk? 7 bulduk. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı 6. soruda. Geldik 7. soruya. İkizkenar yamuk demiş, bir de alakasız yerde bir eşitlik var. Bak hocam şu parçayla neresi eşit verilmiş? BE. Evet, köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmişse ikizkenar yamukta. Köşegenler birbirine eşit olduğu için diğer köşegeni çizmek mantıklı. Diğer köşegeni de çizdiğim zaman arkadaşım ne oluyor burası? Diğer köşegeni de şöyle çizdim. Köşegenler birbirine eşit hocam. Hemen şu eşitliği gösterince. Aa hocam köşegenlerin eşitliğini gösterince alakasızlık gitti. Şunlar yan yana geldi. İkizkenar çıktı. İkizkenarsa alfa ise burası da ne oldu? Alfa oldu. İki tane açı yan yana. Hemen bir dış açı eşitliği mi? Evet. Hocam şu parçalar da birbirine eşitti. Şu parçalar da birbirine eşitti. İkizkenar yamukta hem köşegenler eşit hem kendi çapında ayırdıkları parçalar da birbirine eşitti. O zaman burası 2 alfa ise burası da 2 alfa oldu. Şimdi 72'ye yoğunlaşalım. Hocam 72 nerede? Bakın şu üçgende. Bu üçgende 72. İki iç açının toplam bir dış açı değil mi? Ya da hocam şu iç açısını bulup 108. 2 alfa, 3, 2 alfa artı alfa artı 108 eşittir 180 de diyebilirsiniz. Ama artık ya direkt 2 alfa artı alfa eşittir 2 iç açının toplamı bir dış açı. 3 alfa eşittir 72. Alfa da buradan kaç çıkar o zaman? 24 çıkar. Evet 7. soru Balıkesir oldu. Geldik 8. soruya. Hocam oran var. Benzerlik var arkadaşlar. Benzerlik. Evet K iken burası ne? BE uzunluğu K iken EC uzunluğu 7K verilmiş. Hocam 7K. Bu oranı nasıl kullanıyorduk arkadaşlar? Benzerlik. İçe doğru paralel çiziyorduk ki çizdiğimiz zaman kelebek çıkması lazımdı. Çıkmadıysa o zaman dışa doğru uzatıyorduk. Dışa doğru uzattığın zaman evet kelebek benzerliği geldi mi karşımıza? Geldi. Şurada bir kelebek benzerliği var arkadaşlar. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam kelebekteki oran 1'e 7. Hocam 1'e 7 ise yani burası A iken burası 7A olacak. 7A eşittir 14 ise A'yı buradan kaç bulduk o zaman? 2 bulduk. Hocam benim şu açıları açıortayı da kullanmam lazım. Hem paralellik hem açıortaylık olacağız. Z'ye dikkat edin demiyor muyuz? Evet Z'ye dikkat edin. Nokta açısı oldu. Yani şu ve şu ikizkenar oldu. Yani burası 13 ise burası da 13 olacak. Yani x artı 2 eşittir 13 ise x'i buradan kaç buluruz? 11 olarak buluruz. Yani dolayısıyla cevabımız böylelikle 8. soruda Akçay oldu. Geldik 9'a. Evet bir balta. Metal kısmı 16 birim yükseklikli dik yamuk biçiminde olan şekil 1'deki balta AB orta taban seviyesine kadar ağaç kütüğüne saplanmıştır. Orta taban uzunluğu 9. Bunu unutma. 9. Peki balta ok yönünde A noktası etrafında bir miktar döndürülürse A noktası etrafında ok A noktası değişmiyor arkadaşlar. Yani burası o tam orta taban çizgisiymiş ya burası. Burası 8 ve 8. A noktası değişmiyor. Hala daha burası 8 ve 8 olduğunu biliyoruz. Orta taban uzunluğu da kaç arkadaşlar? 9. Onu da biliyoruz. Peki son durumda baltanın kütük dışında kalan yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. İlginç. 8, 17 ne üçgeni? 8, 15, 17'den buraya 15 mi bulduk arkadaşlar? Şu dik yamuk biçiminde olduğu için. Evet. Tam burası 17 olmuş. Çok güzel. Burayı kaç bulduk? 17 bulduk. Bir hocam bu orta taban çizgisi. Şuraya da A diyecek olursak. 17 artı A bölü 2 eşittir 9 olacak. A'yı da buradan 1 mi bulduk? Evet hocam A'da 1.
A dediğimiz bakın şurası 1 çıktı. Şimdi bizden şu kısmının alanı isteniyor. Arkadaşlar tüm alandan neyi çıkartacağız? Şu alanı çıkartırsak olay bitti. Evet, çünkü diyor ki buna göre son durumda baltanın kütük dışında kalan yüzeyinin alanı, kütüğün dışında kalan yüzeyinin alanı dik yamuğun alanından 17 artı 1 çarpı yükseklik bölü 2'den neyi çıkartacağız? Şu üçgenin alanını çıkartacağız arkadaşlar. Yani 8 çarpı 15 bölü 2'yi çıkartırsam şuradaki alanı bulmuş olurum. Burası 18 bölü 2'ye 9. 9 ile 16 çarpımı 144. 144 eksi 60 mı yaptı? Evet, cevabımız böylelikle ne geldi arkadaşlar? 80 geldi. Evet, 9. soruyu böylelikle Akçay bulduk. Geldik 10. soruya diyeceğim ama ÖSYM köşesinde bir soru olduğu için kanalımda bunu yayınlayamıyorum. Nereden bakacaksınız? Uygulamadan bakarsınız arkadaşlar. Kusura bakmayın, ben çözemiyorum. Kanalında sıkıntı oluyor yoksa. Evet gençler, böylelikle test 2'yi de bitirmiş bulunuyoruz. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.